Bir defa bu teklif makul bir teklif değil. Biz makul teklif istedik. Siz bize malul teklif sundunuz. Hükümet teklifini sundu, memur teklifi yok saydı. Dolayısıyla bu teklifi kabul etmek mümkün değil. Hükümet ve kamu emekçileri dördüncü kez toplandı. 2020 ve 2021 yıllarındaki kamu emekçilerinin ücretinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri yapıldı. Toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla bakanlıkta oldu. Toplantıda Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'la Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de yer aldı. Kamu işveren heyetimizin teklifini açıklamak istiyorum. Hükümet görüşmelerin ardından merakla beklenen teklifi açıkladı. Kamu çalışanlarımızın maaşlarında 2020 yılının birinci 6 aylık döneminde %3,5, ikinci 6 aylık döneminde %3, 2021 yılının birinci 6 aylık döneminde %3, ikinci 6 aylık döneminde de %2,5 oransal artış yapılmasını, her 6 aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının o 6 aylık dönemde yapılan artış oranlarının aşması halinde aradaki farkın bir sonraki 6 aylık dönemin başlangıcından itibaren kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hükümetin teklifini reddetti. Teklif makul değil, malul dedi. Bir defa makul bir teklif gelsin dedik. Malul bir teklif geldi. Bunun makuliyetle alakası yok. Ne memur senin teklifleri, ne sahanın istekleri, ne de piyasanın gerçekleriyle uyumlu bir teklif değil bu. Elektrik ve doğalgaz zammı ortada. Memur ve emeklerin giderlerindeki fiyatlar arttı. Dolayısıyla yeni bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi yok sayıyoruz. Teklif dediğim gibi makul bir teklif değil, malul bir teklif. Hükümet ve Memur Sen tarafındaki pazarlıkların son tarihi 20 Ağustos olarak belirlendi. 20 Ağustos'ta zam oranına ilişkin mutabakata varılmazsa hakem kuruluna başvurulacak. Kurul 5 gün içinde zamma ilişkin kararını açıklayacak. Memur Sen taban aylığına 200 lira seyyanen zam, 2020 yılı için %8+7, 2021 yılı için %6+6 zam talep etmişti. Ayrıca 2020 yılı için %3, 2021 yılı içinse %2 oranında refah payı talebinde bulunmuştu.